İletişim insanlığın en temel ihtiyaçlarındandır. Artık anlık habere ihtiyaç duyduğumuz bir dünyada yaşıyoruz. Zamanla tamamen özgün ve bize ait bir dil oluştu topraklarımızda ve yeşerdi hızla. Tarafsız, özgür ve çok sesli bir medya için yerel gazete okuyun. Çukurova Gazetesi. Öğrencileri istemediler. Tarsus ilçesinde yakılan Fahrettin Paşa Ortaokulu öğrencileri başka bir okula nakledildi. 75. yıl Kocatepe Ortaokulu'nun önünde toplanan veliler, Fahrettin Paşa Mahallesi'nden gelen öğrencileri istemedi. Kaymakam Bekir Atmaca, okulu yakanlar öğrenciler değil, sanki tüm öğrenciler suçluymuş gibi bir hava oluşmuş dediyse de velileri ikna edemedi. 3 Ocak kutlamaları ülke geneline yayılıyor. Toroslar Belediyesi'nin 3 Ocak Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun geleneksel hale gelen yıl dönümü kutlama programı çerçevesinde bu yıl ilk kez düzenlenen şiir yarışması sonuçlandı. Yarışmaya yurdun 4 yanından katılım oldu. Güney Gazetesi. Türkiye'deki Suriyeliler Konferansı, Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi Müdürü Doçent Doktor Murat Erdoğan, Türkiye'deki Suriyelileri değerlendirdi. Erdoğan, Türkiye'de kayıtlı Suriyeli sayısının 2.420.000 civarında görülse de gerçek rakamların bunun çok daha üzerinde olduğunu vurgulayarak, göçü yönetmeniz gerekiyor dedi. Milli piyango haramdır. Milyonlarca insan 55 milyonluk yılbaşı piyango hayali kurarken Diyanet'ten piyango haramdır fetvası çıktı. Hakimiyet Gazetesi. Habur kapandı, kayıp 300 milyon dolar. Mersin'de bulunan Türkiye-Irak Sanayicileri ve İş Adamları Derneği Başkanı Nevaf Kılıç, Şırnak'ın Silop ilçesindeki Habur sınır kapısının kapalı olması nedeniyle ihracatın darbe aldığını belirterek 300 milyon dolar gibi bir ihracat kaybımız söz konusu. Bu durum ülke ekonomisine çok büyük bir kayıp yaşatmaktadır dedi. Mersin'de bir polis gözaltına alındı. Ankara merkezli 23 ili kapsayan yasa dışı dinleme operasyonunda Mersin'de bir polis memuru gözaltına alındı. Mersin Gazetesi. Şehitler için mevlit okutuldu. Mersin'in Tarsus ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 94. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde şehitler için mevlit okutuldu. Ulu Cami'de cuma namazından önce düzenlenen programda imamlar tarafından ilahiler ve Kur'an-ı Kerim okundu. Şehir Hastanesi'nde sona doğru. Mersin Şehir Hastanesi'ndeki inşaat çalışmalarının 2016 yılı Mart ayında tamamlanacağı bildirildi. Vali Özdemir Çakacak, 2014 yılında temeli atılan 1250 yataklı Mersin Entegre Sağlık Kampüsü'ndeki çalışmalarla ilgili bilgi almak üzere kamu kurum ve firma yetkilileriyle bir araya geldi.